Merhaba sevgili arkadaşlar, veri analizi konusuyla karşınızdayım. Biliyorsunuz ki sadece birinci dönem konularından sorumluyuz. Bu sebeple birinci dönem içinde işlediğimiz her konu bizim için eşit öneme sahip. Veri analizi de bunlardan bir tanesi ve sizin en sevdiğiniz konulardan bir tanesiydi. Çözerken zevk aldığınız bir konuydu. Bu sebeple ben de büyük bir zevkle anlatacağım şimdi veri analizini. Arkadaşlar, veri analizi genel anlamda durumların içinde olan verilerin kullanılarak oluşturulan grafiklerle bu grafikleri içeren bir konu arkadaşlar. Biz bu konunun içinde yaklaşık 3 tane grafik tipi göreceğiz. Birincisi sütun grafiği. Soruların içinde karşıma en çok çıkacak iki grafik çeşidinden bir tanesi. Sütun grafiği farklı durumları karşılaştırmak için kullanılıyor arkadaşlar. Yani siz farklı durumların verilerini karşılaştırabiliyorsunuz sütun grafiğinde. Örneğin buğday ve nohutun yıllara göre üretim miktarının karşılaştırıldığı bir sütun grafiği verilmiş bize. Bakalım. Yeşil olan sütunlar buğday, turuncu olan sütunlar nohut olarak gösterilmiş. Bize yanda da bazı soruları, bazı çıkarımlar vermiş. Bakalım, şimdi inceleyelim. Buğdaya baktığınız zaman üretim miktarını ton cinsinden vermiş. Buğday arkadaşlar, örneğin 2017 yılında ne kadar üretilmiş? 20 ton kadar üretilirken, nohut arkadaşlar 25 ton kadar üretilmiş. Burada bazı karşılaştırmalar verilmiş. En fazla buğday ne zaman üretilmiştir? 2018 yılında yeşil olan sütunun, yani buğday sütununun en yükseğe çıktığını görüyorsunuz. En azsa 2017 ve 2018 yıllarında 20 ton olarak üretilmiş. Nohutu inceleyecek olursak, nohut 2017 yılında zirve yaparken 2018 yılında en az üretildiği yılı görmüş arkadaşlar. Sütun grafiği bu şekilde. Bu sütunlar yana doğru da olabilirdi. Ama biz genellikle dikey sütun grafiğini kullanacağız. Bakalım sıradaki çizgi grafiği. Çizgi grafiği sütun ve daireye göre daha az sıklıkla kullandığım bir grafik çeşidi olacak. Çizgi grafiğinin bir özelliği var. Çizgi grafiğinin içinde bir olayın zaman içinde nasıl değiştiğini göreceğiz arkadaşlar. Örneğin bir ilde aylara göre sıcaklık grafiği veya herhangi bir aracın, bir arabanın, bir kişinin zamana göre hızının verildiği grafikler çizgi grafikleri olarak isimlendirilecek. Örneğin birinci çizgi grafiğimizi bir inceleyelim. Şimdi çizgi grafiğinde bir yerde saatler verilirken arkadaşlar diğer yanda hızlar verilmiş. Birinci saat içinde grafiğin bakın şu kırmızı çizgi. Ben oradaki noktaları takip edeceğim. Birinci saatte 80 km hız yaparken ikinci saatte arkadaşlar 120 km saat hızı yapmış. Bu şekilde ilerlemiş. Yanında da 3 tane saat örnek olarak vermişim. Birinci saatte hızım neymiş? 80 km saat. Dördüncü saatte arkadaşlar yine 80 km saatmiş. Beşinci saatte ise 160 km saate kadar hızım yükselmiş. Bu da çizgi grafiğimde aynı anda iki tane durumun çizgi grafiğini verebilir. Bunu da farklı bir renkle yine çizgi grafiği şeklinde belirtmesi gerekiyor arkadaşlar. Bir tane çizginin içinde yalnızca bir durumu görebilirsiniz. İkinci bir durum vermek isterse grafik içinde farklı bir renkte yine farklı bir çizgi grafiği vermek zorunda. Yani burada iki durumu birbiriyle karşılaştırmanız iki tane ayrı ayrı grafiğin çizilmesiyle mümkün. Tek bir grafikte maalesef karşılaştırmamız mümkün değil. Bizim için en önemli grafik daire grafiği, bir diğer ismiyle pasta grafiği arkadaşlar. Bir verinin parçaları hakkında bilgi verir. Yani size bir dairenin bütünü kaç derecedir arkadaşlar? 360 derecedir. Bir dairenin bütünlüğünü yani 360 dereceyi verilen durumun verilerinin tamamı olarak kabul eder. Sonra size parçalara ayırmanızı ister. Şimdi burada bir sorumuz var. Bir okulda bulunan 8. sınıfların şubelere göre dağılımı daire grafiğinde verilmiş arkadaşlar. 8. sınıf mevcudu 72 olduğuna göre 8C sınıfının mevcudunu bulunuz. Bakın. 90 derece 8A'ydı. 120 derece 8B'ydi. Bunları topladığımda çocuklar buranın 210 derece olduğunu bulurum. 8C'nin açısını bulmak istersem tamamı 360 derece olduğu için 210'u çıkartırım ve 150 derece bulurum arkadaşlar. Demek ki bakın geçen seneden de hatırlayalım. Şuradaki şekillerin her birine ben daire dilimi diyorum arkadaşlar. Bu daire dilimlere ait şu açılarsa daire dilimlerinin merkez açısı olarak isimlendiriliyor. Yani bana şunu sorsaydı.
8C sınıfının merkez açısı deseydi gençler 150 derece diyecektim. Buranın açısı neymiş? 150 derece. Burayı çok dikkatli inceliyoruz. Tamamı 360 derece. 8'in sınıfların tam mevcudu ne? 72. 360 derecenin tamamı 72 kişi ise arkadaşlar 8C yani 150 derece acaba kaç kişidir derim. Bakın buradan içler dışlar yapabilirsiniz. Biz doğru orantıyı göstermiştik arkadaşlar. X eşittir 150 çarpı 72 bölü 360 diyebilirsiniz. Veya gençler orantı kurarsınız. Bakın 360 72'nin 5 katıysa demek ki 150 de buradaki sayının 5 katıymış. Bunu nasıl yaparız arkadaşlar? Buradan da cevabın zaten 30 olarak karşımıza çıkacağını biliyoruz. Ama biz yine de buradan çözüm yapalım. Bakın. Götürdünüz. Arkadaşlar buradan da 36 ve 72'yi sadeleştirirsiniz. 2 kalır. 15 çarpı 2'den 30 gelir. Veya dediğim yöntemle 72, 360'ın 5'te 1'idir. Demek ki x de 150'nin 5'te 1'i olmalı deyip buradan x eşittir 30'a ikinci kez de ulaşabilirdiniz. Tercihi size kalmış ama orantı kurmak, yani aralarında eğer bir kat varsa bu katı kullanarak çözmek süremizi azaltacaktır. Ama doğru orantı yaparak da doğru cevaba ulaşabilirsiniz. Arkadaşlar şimdi konu anlatımı biliyorsunuz ki çok uzun değil bu konuda. Şimdi ben sizinle Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınladığı kazanım testlerini çözeceğim. Evet arkadaşlar devamında da Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınladığı kazanım testlerini çözeceğiz. Şimdi bir manav 50 kilogram elmanın 15 kilogramını birinci günde, 35 kilogramını ilk 2 günde satmıştır. Demek ki ben ikinci günde satılan elma sayısına x dersem 15 artı x'ini arkadaşlar 35 ediyormuş. Demek ki ikinci günde 20 kadar elma satılmış. Şunu söyleyeceğim. 50 kilogram elmanın tamamı 360 dereceyi oluşturmalı çünkü bütünü göstereceği için. Acaba 20 kilogram elma kaçta kaçını gösterir dediğimde buradan içler dışlar çarpımı yapacaksınız. X eşittir 360 çarpı 20 bölü 50 olacak arkadaşlar. Buradan da gerekli çözümleri yaptığınız zaman 144 cevabına ulaşacaksınız. İkinci sorumda bir okulda 8. sınıfa giden 8. sınıfa giden 36 öğrencinin 3 şubeye göre dağılımı yandaki grafikte gösterilmiştir diyor. Bakalım. Arkadaşlar burası 120 derece, burası 90 derece ise B sınıfının açısını bir bulalım. 210'dan 360'tan 210 dereceyi çıkartırsanız arkadaşlar 150 derece bulursunuz. Demek ki burası da 150 dereceymiş. Bakın. Tüm 8. sınıf var 36 kişi olarak gösteriliyormuş. O zaman ben şunu söyleyeceğim. Demek ki 36 kişinin tamamı 360 derece ise bakın hep onda biri olarak gidecek diye gösterir bu. Yani 120 derecelik açı 12 kişilik grubu gösterir. 90 derecelik açı onda birini 9 kişiyi, 150 derecelik açıysa onda birini yani 15 kişiyi gösterir. Bu durumda 8C sınıfının 12, 8A sınıfının 9, 8B sınıfınınsa 15 olarak gösterildiği grafiği bulmamız lazım. 8A'nın 9 olduğu, 8B'nin 15 olduğu, 8C'nin ise 12 olduğu B şıkkında verilmiştir arkadaşlar. Şimdi geldim 3. soruya. Yukarıda tabloda 4 ürünün 3 aylık satış miktarları gösterilmiş ve herhangi bir tanesi seçilip arkadaşlar yanına da daire grafiği şeklinde verilmiş. Bana acaba bu daire grafiği hangisine aittir diye soruyor. Verilen daire grafiği bu ürünlerden hangisinin 3 aylık satış miktarlarını ifade etmektedir? Bakalım. 120 ve 144 ise bunları toplayıp 3. açının da değerini bulursak daha da kolaylaşır soru bizim için. 264, 360'tan 264'ü çıkartırsam 96 bulurum ki. Demek ki buradaki açım 96 dereceymiş. Bakalım. Arpa gibi deneyelim arkadaşlar. 300 artı 400, 700, 200 daha 900 tamamı. Acaba 900'ü 360 derece olsaydı 300 zaten 3'te 1 olduğu için 120 derece. Burada sıkıntımız yok. 400'e bakalım. 400 kaç derece olurdu diye düşünelim. X eşittir içten dıştan yaparsam 400 çarpı 360 bölü 900'den arkadaşlar gerekli sadeleştirmeleri yaparsanız buradan cevabın
Bu oranda sadeleştirmeleri yapalım 4. 160 derece olduğunu görürsünüz ki burada 160 derece yok. Bu sebeple arpa olması mümkün değil. Buğdayı deneyelim. 400 artı 600 1500 daha 1500. Tamamı 1500. Yani 360 derecenin 1500 olduğunu düşünürsem bakın 500 zaten 3'te 1'i. 120 derecelik açıyı gösterdim. Acaba 400 kaçı diye gösteririm arkadaşlar. 400 kaçta kaçıdır derim. X eşittir. Çaprazlama yaparsam 360 çarpı 400 bölü 1500'den. Buradan da gerekli sadeleştirmeleri yaparsam 24 gelir. 100, pardon, 96 olduğunu bulurum. 96'yı bulduktan sonra açılardan bir tanesini buldum. Acaba 6 yüzde 144'ü gösterir mi? Şurada da bunu deneyelim. 1500'ün tamamı 360 derece ise acaba 600 kaç derecedir dediğimde gerekli çözümü yaparsanız arkadaşlar, şuradaki çözümlemeyi yapalım. Buradan ne olarak bulurum? 144 bulurum buradan da. 144'e de ulaştım. 3 farklı veri bana 3 farklı açıyı eksiksiz olarak verdiği için burada gösterilen ürün buğdaydır derim ve D şıkkını işaretlerim arkadaşlar. Buraya geldim. Bakın sütundan daireye geçiş çok önemlidir ve bunları çok iyi dinlediniz. Bununla ilgili bol bol soru çözüyorsunuz. Bir otobüs firmasının Ocak ayında taşıdığı yolcu sayısı 3600'dür. Şubat ayında Ocak ayına göre arkadaşlar 900 fazla. Şimdi 360'ta başlayacak. Nerede? Bütün şıklarda aynı zaten. 900 fazla olacak mı? Şubat ayında 4500'e çıkması gerekiyor. Bu sebeple C ve D'yi eliyorsunuz zaten. Daha sonra Ocak ayına göre 600 eksik olacakmış. Yani 3600'den 3000'e düşmesi gerekiyor. Burada öyle bir düşüş mümkün olmadığı için A şıkkını doğru kabul ediyorum. Geldim 5. soruya. Yandaki grafikte bir firmanın 4 yıllık gelir miktarı gösterilmiştir. Verilen yıllara ait gelir miktarlarını gösteren daire grafiği aşağıdakilerden hangisidir diye sormuş. Bakalım. 2014 yılında 40, 2015 yılında 30. Bakın yine bu sefer de çocuklar çizgi grafiğinden daireye geçmiş. Çok önemli. 20'ye 60. Bütün bunları topladığımda 150 buluyorum arkadaşlar. Şunu söylüyorum. 360 derece 150'nin tamamı ise acaba 40 kaç derecedir diye düşünüyorum. İçler dışlar yaptım. 360 çarpı 40 bölü 150'den gençler. Buradan 24 çarpı 4'ten 96 bulmam lazım. Yani 2014'ün 96 olması lazım. 2014'ün 96 olmadığı yılları eliyorsunuz. Geriye zaten sadece Denizli kalıyor ama ya aynı çıksaydı ne yapacaktım? İkinciyi deneyecektim gençler. Yani 360 derecenin tamamı 150 ise acaba 2015 yani 30 nedir diye bakacaktım. Bakın buradan da içler dışlar yaparım. X eşittir 360 çarpı 30 bölü 150'den. Buradan da X'i 72 bulmam gerekirdi. Yani 2015 yılında 72 olması gerekirdi çocuklar. Bu sebeple Denizli'nin zaten doğru olduğu aşikar. Bakalım. Tabloda günlere göre çözülen soru sayısı verilmiş. Buna göre Hülya'nın günlere göre çözdüğü soru sayılarında arkadaşlar Çarşamba gününe ait merkez açıyı sormuş. Önce toplamını bulmanız gerekiyor. Burayı topladığınızda 80, 120, 80 buldunuz. Buradan 120 buldunuz. 200 bulacaksınız toplamın arkadaşlar. 200'ün tamamı 360 derece ise Çarşamba günü 25'ti. 25'i kaçtır diyeceksiniz. Bakın isterseniz çapraz çarpım yaparsınız veya şunu söylersiniz. 225'in 8 katıdır. Demek ki 360 da x'in 8 katı olmalı. Bu sebeple x'i 360'ı 8'e böldüğünüzde 45 derece olarak bulabilirsiniz. Buraya geldim. Bu sefer yüzdeyi arkadaşlar, yüzdeleri daire grafiğine çevireceğim. Bu da çok önemli soru tiplerinden biri. Şunu söyleyeceğim. Bir okulda düzenlenecek olan geziye katılmak isteyen öğrencilere nereye gitmek istedikleri sorulmuş ve öğrencilerin %30'u İzmir, %20'si Çanakkale, %15'i Nevşehir ve kalanlar da İstanbul cevabını vermiş. Şu kalanlar neymiş bir bulalım. %30, %20 ve %15'i topladığımda 65 buluyorum. %100'den çıkartırsam arkadaşlar %35'inde
İstanbul olduğunu görüyorum. Şimdi bakın, toplamı nedir yüzde verildiğinde? Bütün neyle ifade edilir? Yüzde yüzle. O zaman yüzde yüzü daire grafiğinde bütün neydi gençler? 360 dereceydi. Yüzde yüzü 360 derece olan bir ifadenin acaba yüzde 30'u kaç derecedir diyeceğim. Bakın, İsterseniz böyle çözersiniz, isterseniz size bir yöntem anlatmıştım sınıfta. %100 360 derece ise %1'i 360'ı 100'e bölersem 3,6 derecedir. Yani size verilen tüm %30, %20, %25'i mesela 30'u 3,6 ile çarparsanız çok daha hızlı sonuca ulaşırsınız. Peki buradan nasıl çözelim? Buradan da 360 çarpı 30 bölü 100'den 108 olarak bulurum. Bu yöntemle nasıl yaparım arkadaşlar? %30 dediği için 30'u 3,6 ile çarparım. Yine 108'e ulaşırım. Yöntem tercihi size kalmış. İzmir'in %8 olduklarını tercih edeceğim. Yani A şıkkı elendi. Buradan Çanakkale'ye bakalım. %100'ü 360 ise acaba %20'si nedir diyelim. Bakın, 5'te 1'ine inmiş, 5'te 1'ine inmeli. Buradan x'i 72 bulmalıyım arkadaşlar. Çanakkale'nin 72 olduğu D şıkkı da elendi. Bir de İstanbul'a bakalım. %100'ü 360 derece ise acaba %35'i nedir diyelim gençler. Buradan da x'i bulursam eğer 360 çarpı 35 bölü 100 diyeceğim. Bunu da 3,6'yı 35 ile çarparsanız eğer arkadaşlar, buradan da x'i 160, 80, 240, 120 derece olarak bulacaksınız. Bunu da zaten sadece D şıkkında karşımıza geldiğini göreceğiz. Bu sebeple Denizli olarak işaretleyeceğim ve testimin sonuna gelmiş olacağım arkadaşlar. Buradan sonra artık size kaldı. Bu soruları bol bol çözüyorsunuz ve yapamadığınız tüm sorular için arkadaşlar WhatsApp'ta sorularınızı bekliyor olacağım. Kolay gelsin. İyi çalışmalar. Hoşça kalın. Matematikle kalın.